ilk ticari elektrik süpürgesinin modern buzdolabı gibi devasa bir boyutta olduğunu biliyor muydunuz? Hortumuyla toz toplayan bölmesiyle ve güç kaynağıyla bu makinenin Londra sokaklarında ofisten tiyatroya, tiyatrodan eve tekerlekli bir kriko üzerinde çekilmesi gerekiyordu. Süpürgeyi çalıştırmak için biri krikoyu yönlendirip başka biri de esnek hortumu idare ederdi. Sonradan yapılan ilk ev modelleri bile hala iki kişinin idaresi gerektiriyordu. Bu kişiler de genelde anne ve kızları oluyordu. Elektrik süpürgesi sağlık ve temizlik koşullarında büyük ilerleme sağladı. Tonlarca mikroplu toz tiyatro koltuklarından, ev ve dükkanların yerlerinden kaldırıldı. Deniz ihtiyat teşkilatlarından subaylar tifo yüzünden hastalanıp ölüyorlardı. 2 hafta boyunca bu makineler yerlerden, duvarlardan, merdivenlerden ve binanın kirişlerinden 26 kamyon dolusu pislik topladı ve sonrasında bu pislikler gömüldü. Böylece elektrik süpürgesi tifo salgınına da son vermiş oldu. Peki elektrikli süpürgenin mucidi Burton ilk deneyini nasıl yaptığını biliyor musunuz? Kendisi bunu şöyle ifade eder. Ağzımla vakumlama deneyini Victoria sokaklarında bir restoranda kadife bir koltuğun üzerinde gerçekleştirdim. C.J. Burton, günümüzdeki robot süpürgeleri tepkisi ne olurdu? Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşça kalın.